Yaşlarda başlamıştım. Önceleri bir oyundu. Bulduğum kiremit kırıklarıyla başlamıştık sonra. Rahmetli annenleme, babaanneme ağaçtan, kemikten mil yapardım. Onlar iş işlemesi için. Yani yavaş yavaş sonra baktım bu işin yeteneğim var. Taşların işlendiğini gördüm. Tarihte taklit ederek yavaş yavaş. Ondan sonra ben de hangi taşın işlenebilir, hangi taşın işlenemez olduğunu yavaş yavaş öğrendim. Geze geze, toza toza, taşları elleye elleye, kese kese, yoğuraya doğru. Genelde doğaçlama çalışıyorum. En çok yani natürel çalışırım. Doğayı çok sevdiğim için. Özellikle ağaç figürünü çok severim. Yani bana ne yaparım deseler genelde hep ağaç yaparım. Ağaç candır. Yağmur yağdığı zamanlar Ceyhan Nehri'ne gidiyorum. Ceyhan Nehri'ndeki kum ocaklarında taşları topluyorum. Oradan işlenebilir taşları getiriyorum. Orada. Sonra evde yavaş yavaş zımparayla, törpüyle onları aşındırıyorum. Ceyhan Nehri'ne gidiyor. Sert taş olmuyor tabii. İşlediğim taşların bir özelliği var. Yani eski zamanda bunları mühür yapımında kullanırlarmış. Ben de bunları keşfettim. Sonra bunları yavaş yavaş ben de onlar gibi taşlara hayat vermeye başladım. Bazen isim veriyoruz, bazen yaprak veriyoruz, bazen çiçek, bazen böcek derken hayatımız bizim taş oldu. Taşlaştık kardeş. Çok gezerim. Yani evde de işlerim. Çünkü yaptığım şey bıçak olduğu için her yerde yapabilirim. İlla ki bir ev ortamı değil. Onun içinde bir atölye kurma ihtiyacı da duymadım. Yani çantama bıçağımı koyuyorum. Bıçağımın ağzını açacak şeyleri koyuyorum. Gidiyorum dağa taş geziyorum. Orada bile oturuyorum. Bir taş yontabiliyorum. Yani istediğim her şeyi yapıyorum. Abi bu kadar basit anlatıyor. Bir taş yontuyorum ama bir taşı yontmak bazen bir saatin alıyor, bazen bir günün alıyor. Yapacağın işçiliğe bağlı tabii. Genelde tek başına gezerken zaten ayrı bir dünyadasın. Her şeyden kopuyorsun, her şeyden soyutlanıyorsun. Genelde biz Toroslardayız. Çukurovalıyız. Çukurova'dan yakın olduğumuz için Ceyhan Nehri'miz de yakın, Toroslarımız da yakın. Oh.
olsun. İnce Mehmet'in yazıldığı yer. Oralar tabi gezdiğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Yaşıyorsun tabi. Bir taş bulduğun zaman bile bazen geliyor aklıma. İmkansız olarak karşılayan da var. Dalga geçen de var. Allah'ın da şimdi bize satıyor diyen de var. Tabii o muhteşem sanatçısın diyen de var. Stand açıyoruz. Zabıta geliyor. Tablacı kaldır diyor. Turist geliyor. Sanatçı diyor. Senden ayrı bilgileniyor. Yani insanların bakış açısı çok farklı. Anlayana. Kimisi diyor ki sıradan bir taş diyor. Yani yolda gördüğü çakıl taşı ne yapsın adam? Aynı onun gibi düşün. Ama Türkiye'de emeğin değeri yok maalesef. Ama ben işimi seviyorum. Huzur buluyorum. Özellikle yağmur yağarken taşlar yıkanır, tertemiz olur. Üzerindeki toz, kirpi kalkar. O yavaş yavaş toplarsın. 50 tane taş toplarsın. İçinden ya 5 tanesi olur ya 6 tanesi olur. Ama taşları tabii her birinin ayrı bir hikayesi var. Eline aldığın zaman zaten ona bir isim koyuyorsun.
çok da bir beklentim yok. Ben işimi seviyorum. Zevk alıyorum yaptığım işten de. Gerisi fasafiso. Ben mutluyum. Şu taşı elime aldığım zaman. Yani tek tek şunlara. Bana mutluluk ya. Çay çek.